Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, hepimiz siyasetten, siyasetin gündeminden fena halde sıkıldık ve sıkıştık. Biz de bugün birazcık bir ara verelim istedik. Az önce konuştuğuma yarın bir özel bir program daha yapacağız. Siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Ama bugün kısa bir ara verelim istedik. Çünkü bugünün hem gündemi futbol, çünkü milli takımın maçı var biliyorsunuz önümüzdeki saatler içerisinde. Hem de futbola dair şampiyonluk yarışı çok kızıştı. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle Galatasaray 6 puan önünde. Ama her an her şey olabilir her zamanki gibi. Biz de Türkiye futbolunda ligde olup bitenleri, güncel tartışmaları en sıcak ve en çok dikkate alınan isimlerden biriyle konuşacağız. Galatasaray'ların şu ara bayıldığı, özellikle deprem döneminde yaptığı işlerle bütün Türkiye'nin sempatisini toplayan biriyle konuşacağız. Galatasaray Sportif AŞ'nin başkan vekili Erdem Timur'la. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok şükür. Ne güzel şeyler yaptınız depremde ya. Estağfurullah. Yani bunların, tabii insanların maddi imkanlarının olması çok güzel ama bu imkanları böyle işlere sevk etmek, çok başka bir duygu. Takım taraftarlığından, düşünce dünyasından, ideolojilerden, her şeyden bağımsız insan olmak çok kıymetli bir şey. O yüzden vallahi helal olsun size. Kesinlikle, kesinlikle. Bizde herkes aslında en kolay olan şey birlik olmak. Biz tabii bizim memlekette böyle zor anlarda insanlar birlik oluyor. O da o anın kıymetini herkes çok biliyor. Aslında ne kadar kolay yapabildiğimizin de göstergesi. Ben belki 7-8 yıldır gidiyorum afetlere. İşte oranın planlanması, afetin yönetimi, bir afet platformu diye bir sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu, işte bizim de NEF Vakfı var, onunla birlikte şey yaptığımız bir platformumuz da var. Ama bu büyük takımların, diyeyim, tüm camialar için geçerli bu. Muazzam bir gücü var ve bu gücü tabii sadece futbolda kullanmak, harcamak hakikaten bir nevi %90'ını heba etmek oluyor. Tabii ki bu işin bir spor kulüpleri bunlar, spor dernekleri. Ama o büyük gücün aracı olması gerekiyor spor diye düşünüyoruz. Biz geçtiğimiz işte 2-3 gün önce genel kurulda da bunu konuştuk. Hakikaten yıllardır işte sadece deprem değil birçok afete gittim. Orada en az işte 10-15 gün zaman geçiriyoruz. Afet sonrası dönemde bir sürü zaman geçiriyoruz. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası başarılabilir. Biz Galatasaray olarak bu işe mesela başladık bu vesile olduğu. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Ya ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkesin yaptığı çok kıymetli. Hepsi de çok büyük destekler olur ama sizin şahsi olarak tavrınızı da çok bir vatandaş olarak sevdim, beğendim. Bayağı da bir bağış yapmışsınız galiba, değil mi? Yani yapıyoruz diyeyim. 250 milyon TL bağış yaptı diyorlar sizin için. Yok, o yani şöyle, biz bir Galatasaray'la birlikte NEF Vakfı 500 tane konteyner Galatasaray yapıyor. 500 tane biz NEF Vakfı olarak yapıyoruz. Bir de konut, yani kalıcı konut şeyi yaptıracağız. Hatay'da mısınız siz galiba? Hatay'da. Yok, ben Mersin'de doğdum, büyüdüm. Yok yok, yani sizin yaptığınız konutların şey neresi? Şöyle, yani bazıları Hatay'da olacak. İki kademeli bir iş yapıyoruz. Bir, bunların planlaması ve projelendirilmesini. Sağ olsun Sayın Bakan Murat Kurum, hakikaten yani ben kimseyi övmek için bir şey söylemem. Çok vizyoner bir şeyle yaklaştı. Bu işin içine sivil toplumu da kattı. Evet. Çok ünlü mimarları kattı. Biz bir akşam depremin 10. günü falan, işte gece daha doğrusu, yanına gittiğimde yani bu kadar konut planlanacak, bunlar nitelikli. Sonuçta şöyle bir şey var. Maalesef böyle bir musibet sonucu oluyor ama her yok oluş yeni bir var oluş. Bari o insanların tekrardan kendi kentlerine geri dönmeleri için daha nitelikli, daha doğru bir planlama yapılsın. Ben bundan 12 yıl önce Faruk Göksu diye bir şehir planlama hocamızla birlikte kentsel vizyon platformu diye bir şey kurmuştum. Doğru kentleşme için. Yani biz de sonuçta iş olarak böyle bir şey yapıyoruz. Tabii ki müteahhitlerin veya işte kendi kendine inşaat yapan insanların elinde değil doğru kentleşme ama bunun için bir inisiyatif alınması gerekiyordu. 81 kentin tamamına bir vizyon çalışması yapmıştık. 81 kent, 81 vizyon. İstanbul için işte 39 kent, bir metropol diye farklı bir çalışma yaptık. Bir sürü yıllarca böyle çalışmalar yaptık. Tabii bunların uygulama alanı oldukça kısıtlı oluyor. Ama şimdi böyle bir felaketten sonra bunlar uygulanabilir. O vesileyle de Bakan Bey'in yanına gitmiştik. Bir tarafından bu yeni yapılacak konutların projelendirilmesini, Türkiye'nin GIODER'in sivil toplum örgütü olarak, bizim sektörümüzün sivil toplum örgütü, onun liderliğinde böyle bir çalışma yapılıyor. Her kentin yeni konutlarının belli bir kısmının planlanması, projelendirilmesi anlamında bir vakıf çalışması olarak, bağış olarak yapılıyor. Bir de kalıcı konutlarda işte
Biz de belli bir miktar, yani böyle şeylerde rakam söylemek doğru bulmamamın sebebi şu. Ya çok büyük rakamsa paylaşılıyor, o da doğru değil. Çünkü bu bir rakamsal yarış değil ki bizimki az bir şey değil, rakam değil. Ama 650 bin konut yapılması lazım. Bence herkesin şöyle bakması gerekiyor. Kimin ne kadar verdiğinin çok da önemi de yok. Ama önümüzdeki 2 yıl herkes kazancının önemli bir miktarını oralara vermesi gerekiyor. Çünkü siz öyle yapıyor musunuz? Ben şirketimi bu amaçla kurdum. Yani çok şey yaptığımız bir şey de değil ama ben Nef'in ismi bile yani nefesten gelir. Zaten hayatta ilk aldığın şey ve son verdiğin şey. Zaten aldığın her şeyi normalde geri veriyorsun. Yani teknik olarak da geri veriyorsun. Felsefi olarak da geri veriyorsun. İnanç anlamında, dini olarak da geri vermek durumundasın ama işte o hayat şeyi içerisinde oyalanıyorsun. Sonunda sana hiçbir şey kalmıyor zaten. İşte miras diye bir şey var. Çocuklarına kalıyor. Anadolu'da çok güzel bir laf vardır. Hani öyle erkek çocuk üzerine söylenir tabii eski gelenekçi yaklaşımdan. Oğlum akıllı malın eylesin, oğlum deli malın eylesin diye. Yani akıllıysa zaten ihtiyacı yok, kazanır. Deliyse de hepsini götürecek. İşte ben kendi işimi kurarken öyle bir amaçla kurdum. Yani karının, dağıtılabilir karının %51'ini toplumla paylaşsın. Kim karın %51'ini alıyorsa patronu odur yani. Dolayısıyla patronu toplum olan bir siz bunu şirket yapıyor musunuz? Olsun. Yani her ben sene, yıllardır bunu yapıyorum. Sizin şirketin karının %51'ini hep dağıtıyor musunuz siz? Şöyle söyleyeyim, dağıtılabilir karı. Normalde şirket kar edip kendi büyümesi için kullanır. Bir de ne zaman patrona gider para? Tamam der, kar dağıtır. Bugüne kadar ben kendi yani erden olarak kendime kar dağıttırmadım. Birçok sadece afette değil işte 12 yıldır tüm şeyimizde vakıf çalışmalarına şey yapıyoruz. Şirketin kaynaklarını aktarıyoruz. O zaman yani. Babadan mı zenginsiniz? Babadan nasıl yaşıyorsunuz peki? Yani şirketinizin karını siz almadığınıza göre bir yerden para kazanıyorsunuz. Şöyle tabii babadan evet yani şanslı şeyim çocuğum onu söyleyeyim. Tabii ki benim yani kendi şirketim bana maaş veriyor, bakıyor. Hmm. Onun dışındaki şeylerden bahsediyorum ama totalde ticarethaneler şöyledir. Büyük şirketler her senede bir kar dağıtır. Kar dağıtınca da patronun bir şirket hissesinden dolayı şirketin hissesine sahiptir. Bir de şahsi parası olur. Bizdeki yaklaşım yani sağ olsun da ben diğer açıdan da şanslıyım. Eşim de benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Eşim buna izin vermese yapamazsınız. Sonuçta çocuklar sadece kendi çocuklarını değil. Eşiniz şu ligi bitirtmeyiz lafınızdan sonra size çok kızmış. Evet. Siz de söylediniz bunu. O hakikaten ne tuhaf bir açıklamaydı. Evet. Siz de pişman oldunuz ve kesinlikle güzel bir şey de yaptınız. Özür dilediniz sonra. Evet. Ben özür dileyen insana bayılıyorum. Çünkü bizim memlekette istifa edenle özür dileyeni bulamıyoruz biz. Evet, oysa hepsi çok insani şeyler. Yani hata yapılabilir. O hatanın farkına varıp özür dilemek. Şahane bir şey. Samimi bir özürse evet, tabii. Önce niye dediniz öyle bir laf? Ligi bitirtmeyi. Sonra da eşiniz tam olarak ne söyledi size? Şöyle bir kere yani bir o an çok çıkmak yanlıştı zaten. Yani sinirliydim. Maç sonrası değil mi? Maç sonrası. Bir daha da bir defa çıktım. Hayatıma bir daha da çıkmadım. Oradaki soru şuydu. Bu lig bu şekilde hani Alanya maçı biter mi? Evet, Alanya maçı sonrasıydı. Aynen öyle. Bu lig bu şekilde biter mi diye. Bizim de tabii hem tecrübesizliğimiz onu da şey yapayım söyleyeyim hem de o soruya yenik düşmek yani o sinirle söylenen bir şey. Ben şeyi çok ne diyeyim bir insanın sinirle bağırıp çağırmasını hakaret bile ediyor olsa şey bulurum yani hiç değilse fikrini söylüyor diye şey yaparım. Tabii ki bizim toplumsal bir görevimiz olduğu için öyle her yerde her şekilde bu işlerin konuşulmuyor olması lazım, şeffaf olmak lazım ama bir niteliği olması lazım. Ondan sonra 3-4 defa söyledim. Yani maksadını aştığını, böyle bir şeyimiz olmadığını falan diye ve hani özür de diledim tekrar. Hani her ekrandan da bunu çıktığında ve o günden sonra sadece bir defa Sivasspor maçı için çıktım. Sadece şöyle bir durum var. Maalesef herkes birbirimizin insan olduğunu da unutuyoruz. Tabii ki dediğim gibi hiddet anında insan bir şeyler diyor. Başkası da dese ben yine aynı bu arada anlayışı gösteririm ama bir lafla ve ondan sonra bir sürü yapılan hani artı olumlu hareketle ve bir defa çıktım sadece değil. O maksatlı bir şekilde de nasıl ki benim maksadını açtıysa diğer türlü bunun sürekli gündeme getirilmesi de maksatlı bir şey taşıyor. Eşim şey dedi kendini gördün mü? Yani öyle damarların buradan çıkıyordu şey yapıyordu diye. Öfke sonuçta insanın olmaması ki hepsinin nefsi bu işler bu işler. Yani normalde söyle söyleyince. İzledim. Önce zaten demediğimi iddia ettim. Yani bir arkadaşımla konuşuyordum. Birisi ben dedim ki demedim.
yani biz bitirtmeyiz mi? Bitmez dedim veya başka bir şey diye. Sonra o beni sürekli izleyen çok böyle şey Fenerbahçeli bir arkadaşım vardır. Kanada'da yaşar Mert. Buradan da selam göndereyim. Çocukluktan yani. Neresi Kanada'nın? Kanada'da şeyde Toronto'da yaşıyor. Neyse onu aradım. O şey yaptığı için izlediği için ben dedin diye hatırlıyorum falan dedi. Sonra izledik birlikte neyse demişim. Velhasıl yani bu işler dediğim gibi beni herhalde yıllarca takip edecek bir laftır ama o da dediğim gibi maksatlı bence bu işlerin sürdürülüyor olması da maksatlı. Pişman mı diyorsunuz? Bir daha da böyle bir topa girmem mi diyorsunuz? Ya yok insanın hissiyatını ifade etmesi bence çok doğru. Ama söylemek istemediği bir şeyi söylemiş olması ve ardından hani özür dilemesi veya yanlış olduğunu ifade etmesi de çok doğru. Buradaki tabii, şey yoksa insan tövbesi yüzüne vurulmaz. Evet, ben hiç özür diledikten sonra konuşmadım bile yokum ama sizin bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey vardır tabii, muhtemelen tabii. Diye sordum. Yani bu o topa girmemi hiç bence memleketteki en önemli sorunlardan birisi işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın aman tabii. O topa girmeyeyim. Kendi kişisel bekasını düşünün. Zaten futbolun sorunu da bu. Yani ben mesela futbol yöneticiliğinde bilmiyorum yani takımını herkes düşünse neden yönetici olursun veya başkan olursun ne İki tane şey olur ya çok feda olmaya gelirsin her şeyi yapmaya gelirsin yani kendinden gayrı bir amaca adanmak dediğimiz şey bu sadece futbol için geçerli değil tüm sivil toplum organizasyonları için geçerli ya da bilinmeye yani bilineyim takdir göreyim yani insanın takdir görmekten mutlu olması normal bir şey ama gayesinin olması bence hiç normal bir şey değil zaten gerçekten kendinden gayrı bir amaca adanıyorsan bence sonuç alırsın yani kabiliyetine göre veya şeyine göre çünkü insan yaratılışı bunun için yaratılmış insan. Ya, hakikaten birisine sorduğunda mesela hayatındaki en önemli anlar herkes çocuklarından örnek veriyor. Yani en çok hayat amacının çocuklarıyla. Çünkü gerçekten kişisel bir çıkar taşımadan tamamen adanma refleksiyle yaptığı tek konu çocukları kaldığı için. Şimdi bir anne çocuğuyla ilgili bir şey yaparken bu hani demiri memiri açabiliyor ya. Yani bir insan da öyle gerçekten kendinden gayrı bir amaca adandığında 1000 tane daha kendisinden var. İnsan kendi kendini keşfediyor. Dolayısıyla çok daha fazla başarılı oluyor. Sporda da bence bu kadar başarısızlığın sebebi niyet. Yani kabiliyet değil. Hangi amaçla o makama geldiğinle alakalı. O yüzden o topa girmem falan diyemem. Her topa girerim. Çünkü doğru olduğunu yani sadece Galatasaray için değil. Bunlar da samimi adledilmiyor maalesef. Yani öyle bir birbirinden şüphe duyan, gerçekten herkesin niyet sorguladığı sosyolojik şeylerde, eserlerde var ya son dönemde eskiden de çok farklı değilmiş ama son dönemde daha da artmış. Birbirine en az güvenen toplumuz. Ben kendi Galatasaray toplantılarında bile iç ekiple yaptığımız toplantılarda yani ana amacımız Galatasaray olursa doğru değil. Yani önce insanın amacı toplum olur. Yani bu yine daha fazla Galatasaray'ı da desteklemiş olursun veya Fenerbahçeli, Beşiktaş, Trabzonlu böyle düşünürse. Şimdi bunu paylaştığında da insanlara ya bizim ana amacımız sadece Galatasaray değil dediğinde de ne kadar samimi geliyor gelmiyor onu bilmiyorum ama gerçekten doğal olarak bu. Kendi çocuğunu düşünerek sadece çocuğuna zarar verirsin. Ama bu dünyada bir sürü çocuk var sadece çocuk için konuşuyorsak yapabildiğin kadar fazlasını da düşünebilirsin. Sizin bir tane bir görüntünüz var. Önce Ahmet abi, Ahmet Çakar dedi ki ben dedi onun bir tarikat liderinin elini öperken görüntülerini seyrettim dedi. Sonra Oda TV o görüntüleri çıkardı. El öpmüyorsunuz ama Rıfailer'in kadın lideri Cemal Nur Hanım'ın arkasında böyle şöyle duruyorsunuz. Ve gelip elini öpüyorlar insanlar Cemal Nur Hanım'ın. Ve bu görüntüler bayağı bir konuşuldu. Sizde böyle tarikatçılık, cemaatçilik falan var mı? Şöyle söyleyeyim. O bir... Bir de orada ne yapıyorsunuz tabii? Evet, orası bir mevlüt. Bir de öyle bir şey ki bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Seçim şeyinde çıkarıp WhatsApp gruplarında dolaşmıştı. O da Kenan Rıfai Büyükaksoy'un mevlüdü. Kenan Rıfai Büyükaksoy da Galatasaray Lisesi mezunu. Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlığı teklif ettiği işte herhalde 8 veya 9 dil bilen bir büyük bir insan düşünür. Ben tasavvufla ilgilenirim bunu her yerde de söylerim. Bize 2 sene bir program yaptım. Yine bu adanmışlıkla ilgili. Orada verdiğim örneklerin %90'ı tasavvufla alakalıdır. Kendi insanın kendi iç yolculuğudur. Ve bence buradan çağlayan bir kaynak. Anadolu toprağından çağlayan bir kaynak olduğu için herkesin de kendiyle buluşma şeyinde faydalanabileceği bir şey. Ama hani kimisi doğu felsefesiyle, kimisi enerjiyle yapar ama insanın yaratılış amacı kendini tanımak. Ama Cemal Hocam da, yani orada bir de şey diye sunulan şeydi, düşünün
Mevlüt'te, camide kadınlar, erkekler birbirlerine sarılıyor. Başı açık bir sürü insan var falan filan. Yine maksatlıydı. Yani bir de onlar bir de cemaat demiyorlar kendilerini galiba, değil mi? Öyle bir şey de yok yani. Hatta tarikatlar, şeyler, tekkeler kapatılsın, üniversitelerde okutulsun falan gibi de bir, evet, bir üniversite, şey var. Cemal Nur'dan yani duymuştum. Evet, bunu. Üniversitelerle ilgili şöyle bir şey var. Cemal Nur Hocam'ın yani Üsküdar Üniversitesi'nde enstitü var. Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nde enstitüsü var. Pekin'de, Pekin Üniversitesi'nde, North Carolina'da, dünyada yani enstitüleri olan, bu işin bir bilimsel ve yani ilim tarafıyla işleyen ve gerçekten bu memleketin zamanında, işte Osmanlı'nın gelişmesinde en önemli şey o düşüncesel gelişim. Sizin böyle bir cemaat tarikat bağlantınız var mı? Yok. Ben yani bu rufailerle bununla, bunun benzeri bir bağlantınız var mı? Yok. Böyle şöyle söyleyeyim, ben Cemal Hocam kaç yıldır tanırım. Şöyle bir şey, bunlar yapıştırmaya çalışıyor da, basit bir şey söyleyeyim. Benim anne tarafımda, baba tarafımda da, iki tarafımda da Alevilik vardır. Bunlar hani işte o yüzden şunu, yani bunları da şimdi insanın ne gereği var böyle şeyleri ifade etmek zorunda bırakılmasına, değil mi? Yani bunlar acımasızca işler. Yani ne olacak? Yani ne olduğunun kime ne şeyi var? Bir de en son bana insanların yapıştırabileceği şey odur diye düşünüyorum. O Mevlüt'te tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani orada Mevlüt, o bir ölüm yıl dönümü Mevlüt. Yani normal bildiğiniz ama Mevlüt, o neyse. O rufailerin liderinin Mevlüt'ü değil mi? Kenan Rıfai Hazretleri, evet, bir şey, Rıfai şey, bir şeydir ama zaten bu iş üniversitelerden olmalı, üniversitelerde eğitim olarak yapılmalı diyen kişi kendisidir. Yani Kenan Rıfai Hazretleri'nin bu vizyonu. Sizin üniversite için Cemal Nur Hanım'ı birazcık tanıdığım için söylüyorum. Hı. O çok böyle hani cemaat, tarikat lideri tarzı biri değildir ama, evet, soruyu sormak zorundayım. Kusura bakmayın. Hı. Cemal Nur Hanım'ın müridi denebilir mi sizin için? Cemal Nur Hocam'ın öyle bir kavramı yoktur ki. Yani bu iş, şöyle söyleyeyim, ben öğrencisiyim. Cemal Hocam'ın çok da hani hayatımda çok da önemli etkisi vardır her şeyde. İnsanın, şunu söylemeye çalışıyorum zaten hep, kendinin içinde insandan bin tane daha var. Hangi yolla gidiyorsa gitsin. Daha demin de dediğim, tasavvufla gider. Ben çünkü kendi önceden herkesin çocuğunu Galatasaraylı yapmaya çalışırdım. Sonra amcamın oğlunu, Erencan'ı Galatasaraylı yaptım. Amcam Fenerbahçeli. Sonra tabii aklım erince üzüldüm. Yani babayla oğlunu aynı takımı tutması daha hayat boyu bir keyif. Sonra hep kuzenlerime falan dedim. Yani hangi takımı tutuyorsanız tutun. Ama birisini tutun, aslan gibi tutun. Çok zevkli bir şey. Yani bir takıma tutkun olmak çok zevkli bir şey. Bu da öyle. Hangi yoldan gidiyorsa gitsin insan, kendiyle tanışma, yani o iç yolculuğuna gitmesi lazım. Çünkü içinde hakikaten, yani şuna inanıyoruz ya, kişisel gelişim, değil mi? Çok değerli bir şey. Kişisel gelişim sizin içinizdeki biri tamamlamanıza yarıyor. Ama o gerçek yolculuk, içinizde bin tane de var, daha var. Onunla tanışmanıza sağlıyor. O yüzden bu yolda kim bir insana destek veriyorsa, İşte hayat öğretmeni olmuş oluyor yani. Ya bunların size sorulması da normal. Yani Türkiye'ye cemaatlerin, tarikatların, Türkiye'nin başına açtığı derdi belayı Türkiye çok yakın tarihe kadar gördü, gözlemledi. Bir Galatasaray gibi güzide bir kulübün yöneticisi böyle bir görüntü olunca da gerçeği bilmek herkesin hakkı. O yüzden sorulması da normal. Şey, size bir şey değil. Sadece görüntü normal, sıradan bir mevlüt yani. Zaten bence esas orasını şey yapmak gerekiyor. İnsanların birbirlerine sarıldığı, yani normalde hangi cemaatte şurada kadın erkek birbirine sarılır, başı açık insanlar olur, herkes birbirlerine, hani böyle bir şey yok. Sadece görüntünün öyle çarpıtılması bence esas sorun. Yani asıl üstüne durulması gereken şey, toplumu bu kadar manipülasyonla neyle hep kutuplaştırmaya çalışmak, ayrıştırmaya çalışmak. Bu Zaniolo'yu kaç paraya aldınız Allah aşkına söyleyin. Yani bir siz 15 oradan oraya demişsiniz geçtim. Ki 15 milyon euroyu aldık. Evet. 30'a hatta son dakika 30 teklif vardı, 15'e aldık demişsiniz. Şimdi ben kafamdaki soruyu sorayım. Bir insan neden 30 milyon euro alabilirken Türkiye ligine 15 milyon euro gelir? Bir. İkincisi, bir İtalyan gazeteci şey yazmış galiba. Bir sosyal medya paylaşım yapmış ve o paylaşım diyor ki 16 milyon euro artı 15 galiba bonuslar falan 30 milyon civarına geliyor. Çeşitli şeyler konuşuluyor. Siz şimdi bu işin patronusunuz Galatasaray. Evet. Bize ne olur kaça aldığınızı söyleyin. Bütün Türkiye öğrensin. Hatta varsa lütfen belgesini de gösterin. Evet. Hepsi burada. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bir rakamları söyleyeyim. Sonra neden çıkartıldığını da söyleyeyim. Böyle bir şeyle ilgili. Bir sebebi şu. Son gün biz zaten hep yaz transferinde de aynı şeye bakıyorduk. Yine bu ara transfer döneminde de
bizim transfer dönemimiz bir hafta daha uzun olduğu için son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'ye bir oyuncuyu makul maliyetlerle, daha makul, göreceli olarak daha makul maliyetlerle getirebilmek için bir sorunsal olması gerekiyordu. O şekilde getirebilirsin. Ya işte kulüp son anda transfere izin vermeyecek, ya oyuncu gitmeyecek. Kulüple oyuncu arasında bir sorun olacak. Ki pazarlık marjı iyice şey olsun. Evet, çünkü onun neticesinde ya oyuncu küsecek kulübüne şey yapacak, ya kulüp oyuncusunu oynatmayacak. Şimdi Zaniolo'da da şöyle bir şey var. Sözleşmesinin, biz transfer ettiğimizde 1,5 sene var. Sözleşmesinin bitmesine. Bournemouth'la transfer şey yapılıyor. Bu zaten 30 milyona herkesin hem yazdığı, çizdiği hem de anlaşılmış bir şey. Zaniolo vazgeçiyor. Yani vazgeçiyor derken zaten gitmek istemiyor. Sebebi de şu: niye Premier Lig? Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takımda şey yapmak, oynamak istemiyor. Oyuncular da daha şey takımlara gitmek ister. Ve böyle olunca işte Roma taraftarı Zaniolo'ya işte tepki gösteriyor. Hatta işte evini gelme şeyleri var. Zaniolo Roma'yı terk ediyor. Tam sonuçta bizim de baktığımız bu tip şeyler yaşanmış olan ve Roma karar veriyor Zaniolo'yu 6 ay oynatmayacak bu hadiselerden dolayı. 6 ay oynatmadığında ne oluyor? 6 ay oynamamış ve sözleşmesine 1 sene kalmış bir oyuncu oluyor. Şimdi 6 ay oynamamış ve sözleşmesine bitmesine 1 sene kalmış oyuncu bir daha o 30 milyonları falan, o rakamları şey yapamaz, hayır, göremez. Mümkün değil. Bizim yani işin matematiği burada. Bunu birilerine vermeleri lazım. Bir sonraki transferden pay isteyerek ki hem zararlarını bir kısım telafi etmek istesinler. Bir sonraki transferden pay alarak. Sonuçta hem de işte Zaniolo oynayarak, onun içinde bir de tam kayıp da olabilir. Çünkü zaten geçmişte sakatlığı olmuş ve oynamadığı bir süre var. Üstüne bir daha oynamadığında gerçekten değerini tamamen yitirebilir. Şimdi biz görüşmeler yaptık. Yani bayağı şey sürdü tabii, bir haftalık süre içerisinde diyeyim. Rakamlar da şöyle. Orada o yüzden şey yapacağım. Ne var bakın. 5 yıl vadeyle olan şeyi 15-11-2023 ilk ödemesi. 15-11-2024, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 15 milyon. Şimdi şey diyorlar ya, bonuslar, size bonuslardan şeyler okuyayım. 15-16 diyorlar galiba değil mi bonuslara? Ya İtalyan gazetecinin yazdığı, evet, o galiba rakam. Evet. Ne diyor, o sözleşmede ne diyor? Söyleyeyim. Mesela şu. 13 diyor ki, demiş. Evet, 526.300 euro son 16'ya Şampiyonlar Ligi'nde kalırsa Galatasaray. Bunların da işte Zaniolo'da %50'sinde en az bu şeylerin oynarsa ilk 11 ve bunun toplamı 1.052.000, yani iki defa olursa 1 milyon euro böyle bir bonus oluyor. Galatasaray son 16'ya kalırsa diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Transferlerin %90'ında biz sattığımızda veya biz aldığımızda da muhakkak bonus olur. Tabii. Bazı şeylerde easy bonus denilen kolay bonus veya şey bonus diye olur. Herkes transferi alırken de satarken de şey yaptığı şey, çıktığı şey, şu kadarı aldım, ana transfer parası şey yapılır. Bir transferde o bonusların gerçekleşme şeyi zorluğuna göre. Bazılarını, çünkü şimdi Roma'da haliyle oyuncuyu 30'a satıp bir hafta sonra 15'e satmamak için belli. Orada açıklayacağı zaman bak biz sattık ama bu kadara sattık, İşte bu kadara gelecek diye diyebileceği ama aslında ulaşılması zor şeyler koyması lazım. Devam ediyorum. Eğer çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon küsür. Yarı finale kalırsa 1,5 milyon 1.600, o da yine iki defa olursa 3 milyon. Şampiyon olursa 1,5 milyon 3.600. Bunların toplamı, yani bu 1,5'ları 3'leri falan topluyorsun. Sonra 30 ediyor. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde, bakın hiç UEFA Avrupa Ligi'nde mesela çeyrek final falan yok. Yarı finale kalırsa yine 1 milyon 52 600. Şey olursa, şampiyon olursa 1 500 küsür. Galatasaray Türkiye Kupası'nı alırsa 789 bin, 1 578. Burada da diyor ki oyuncunun oynaması zaten, yani biz mesela bu bonusları bir Türkiye Kupası'nda zaten oynatmıyorsunuz oyuncuyu. Yani maçların %60'ında 70'inde oynaması imkansız. Hmm. Dolayısıyla yani en şey ulaşılması zor bonuslardan birisi. Sonra milli takımda eğer yarı finalle giderse ve oyuncu maçların %50'sinde, tüm elemeden itibaren %50'sinde oynar ve yarı final oynarsa İtalya 526 bin. İtalya milli takımından kazanacağı
Bunlar yapacağız. Mesele şu zaten, bonusları yaparak. Milli takımının yarı final oynaması sizi niye ilgilendiriyor? Siz niye bonus veriyorsunuz onun için? Zaten amacı söyledim ya size. Yani bu arada milli takımlarda da bonus yaparsın. Oyuncunun değeridir çünkü milli takımda oynadığında oyuncunun bonservis değeri artacağı için. Size daha kulüp uygun bonservis. Kulüp de verir mi? Tabii. Böyle şeyler olur. Oyuncu orada mesela Dünya Kupası'nda. Marka değeri artıyor. Marka değeri. Oyuncunun normal sizin elinizde olan bonservisinin değeri arttığı için o değerini arttırıcı şeylerdir. Ama ulaşılması zor şeylerden bahsediyorum. Peki devam edin. Evet. Final oynarsa 1 milyon var. Ballon d'Or alırsa, yani Zaniolo dünyanın en iyi oyuncusu olursa işte bedel. Şimdi böyle şeyler, bunlar bonuslar. Burada da bitiyor zaten. Toplamda bütün bunların hepsi olursa kaç para alıyor bonus? Hepsi olursa işte toplam 29 diye, bunların olabilme ihtimali olan şey %10'u değil yani. Yani diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı. Şeyde, Şampiyonlar Ligi. Keşke oynasa. Evet, zaten oynasa verin, helal hoş olsun yani. Oradaki tabii şey değil yani, buradaki. Şimdi bunun niye çıktığını söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şu anda bize şey söyleseniz, bunları geçin. Yani bunlar bonuslar ama bunlar çok olabilme ihtimali düşük bonuslar. Evet. Var şeyleri de var tabii, ihtimal olanları da var. Şu anda bu adam, bu arkadaşımız, özür diliyorum kendisi adam dediğim için. Galatasaray'a maliyeti ne kadar? Bonusları çıkardığımız zaman. 15 milyon. Bakın 15 milyon euro. Bunlar da taksitleri. O imzalı sözleşmesi.